Merhaba arkadaşlar herkese. Bugün farklı bir içerik çekelim dedim. Değişikliğe gidelim. Bugün meşe ağaçlarından bahsedeceğim. Bizim köyümüzün civarında bulunan en büyük meşe bu. Siz bu meşeye bakarken ben de meşe ağaçlarıyla ilgili araştırdığım bilgilerden biraz bahsedeyim size. Meşe ağacı ülkemizin neredeyse tüm bölgelerinde yetişen ağaç türlerinden bir tanesidir. Özellikle ülkemizin iç kesimlerinde birçok meşe ormanlıkları veya korulukları bulunmaktadır. Meşe ağacı çok dayanıklı bir ağaç olması sebebiyle birçok alanda kullanılmaktadır. Meşe ağacı ile ilgili şu kısa ve yöresel bir bilgiyi vermekte fayda vardır arkadaşlar. Özellikle Anadolu'da bekçiler, çobanlar veya herhangi bir sebeple değnek gezdirmek zorunda olanlar çok sağlam olması ve kullanıldıkça güzelleşen bir yapı kazanmasından dolayı meşe ağacından değnek yaparlar. İşte değnekleri çobanlar, bekçiler kullanıyor arkadaşlar. Çünkü meşe ağacının yapısı sert olduğu için değnekleri bundan dolayı meşe ağacına yapıyorlar. Sağlamlığından dolayı tercih ediyorlar arkadaşlar. Özelliklerine bakacak olursak meşe ağacı kerestesi oldukça dayanıklı olan bir ağaç türüdür. Meşe ağacının odunu oldukça ağır ve damarlı bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda oldukça sert ve sık dokuludur. Meşe ağacı yaz kış yapraklarını dökmeyen bir ağaçtır arkadaşlar. Ancak yaprakları sararır. Pardon arkadaşlar buraya yanlış yazmışım. Yapraklarını döker. Diğer ağaçlarda olduğu gibi. Meşe ağaçları ömürleri bakımından uzun ömürlü ağaçlar statüsündedir. Çünkü uygun ortamlarda arkadaşlar bu ağaçların 500 yıl yaşadığı söylenmektedir. Ana vatanı ülkemizin daralarında bulunduğu İran, Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan, Yunanistan ve Lübnan gibi ülkelerde de meşe ağacı bulunmaktadır. Gövdeleri çok kalın olmakla birlikte aşağı yukarı 2 metrelik bir çapa kadar ulaşabilir. Uygun yetiştirme alanlarında ve bazı türlerinde boyları yaklaşık 25 metreye kadar uzayabilmektedir. Şöyle yakına doğru yaklaşayım. Köyün civarında bulunan en büyük meşe ağacımız arkadaşlar bu. Bundan yaklaşık 10-12 sene önce sürüleri buraya getirirdik. Ölenleri yatırırdık çevresinde. Keçileri sağdıktan sonra da bidonları çevresine koyardık. Şöyle göstereyim gövdesini. Yanına da bir tane andız var. Devam edecek olursak tepe kısmı geniş olan ağaç türlerindendir. Uygun yetiştirme alanlarında dedik, onun boyu 25 metreye kadar uzanabilir dedik. Siyah haçalar esmer vari bir renkte bulunmaktadır. Burada tarif ettiği ağaçta bizim bu ağaca uyuyor. Kökleri hem derinlere hem de yanlara kadar uzar. Yaprakları bazı türlerinde değişiklik gösterse de genel olarak dişli ve düz kenarlı olabilmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar bu ağaçların meyveleri aralarınızda belki bilen vardır. Meşe palamudu diye geçer. Halk arasında da köy yerlerinde
Pelit diye geçer. Bizim köyde mesela pelit derler. Meşe falan demezler de. Kısaca pelit diye isimlendirirler. Pelitler yemesine karşın tadı acı olması sebebiyle hayvan yeme olarak da kullanılmaktadır arkadaşlar. Şaşlı. Bu şekilde. Şöyle büyüklüğünü göstermek için elimi koyayım. Ne kadar büyük olduğunu görün siz de. Beş ağacı. Gövdesi bayağı büyük, kalın. Yaşını ben de bilmiyorum tam olarak. Ama bu ağacın Cumhuriyet'in kuruluş yıllarını, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerini ve Selçuk Devleti dönemlerini gördüğünü tahmin ediyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yaşlı. Hani 500 yaşında olmasa bile tahminen 500 yaşı var yani. Şimdi rakam söylemek istemiyorum. Bilmiyorum çünkü ne kadar yaş olduğunu, ama Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in kurulduğu yılları görmüştür diye tahmin ediyorum. Evet arkadaşlar, şöyle köyümüzü de göstereyim. Videonun sonuna geldik. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.